Medyascope'dan merhaba, ben Göksel Göksu. Ben Senem Görücel. Tüm hafta boyunca sizlere ne gibi haberler hazırlayacağımızı, ne tür söyleşiler yapacağımızı paylaşmak üzere karşınızdayız. Aslına bakarsanız bu hafta biraz yoğun bir hafta. İki arkadaşımız son derece güzel işler çıkardılar. Öncelikle Gülseven'den başlayalım değil mi? Tabii. Gülseven Özkan zaten ilk günden beri İliç'in yakın takipçisi. Hemen her şeyden, herkesten önce o haberdar oldu ve Medyascope izleyicilerini haberdar etti. Ve İliç'e gitti bu defa. İliç'te ailelerle görüştü, mühendislerle olay yerlerine gitti, avukatlarla görüştü ve bir dosyayla döndü. Bu hafta içinde o dosyayı hazırlayacak ve dosyayı paylaşıyor olacağız sizlerle. Deprem dosyalarımızı hatırlayacaksınız, belgesellerimizi hatırlayacaksınız. Hakikaten arkadaşlarımız canhıraş bir çalışmayla çok güzel işler çıkarmışlardı. Devam ettiriyoruz. Ayşegül Karagöz bu kez Malatya'daki Kırçuval Oteli odaklandı. Bu otelde de hatırlayacaksın Senem, voleybolcular vardı, hı hı. Sporcular vardı. Beşi Türk, yaklaşık 10 sporcunun da olduğu, aralarında 21 kişi hayatını kaybetmişti. Dava sürüyor. Onu biraz mercek altına aldı Ayşegül. Ama bunun için il il dolaştı. Çünkü artık orada olmayan aileler var. O ailelerin bulunduğu illere gitti. Osmaniye, Eskişehir, şöyle bakayım, Afyon, Sinop, Ankara, Antalya, Malatya. Yani il il dolaştı hakikaten. Ve son derece güzel bir dosya hazırladı. Önümüzdeki süreçte onları da izliyor olacağız. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Sinan Ateş duruşması vardı 5 gün süren. Bu hafta da yine devam edecek gibi görünüyor. Bir yandan Mahir süreci izliyor olacak. Özge Can'la Mahir bir yayında bunu tartışacaklar. Ve aynı zamanda benim yazmış olduğum bir yazı vardı. O yazından hareketle bir tartışma doğdu. Fakat Ayşe Ateş benim yazdığım yazıyı da alıntılayarak bugün bir cevap verdi. O cevap da pek çok kişi tarafından hakikaten ibretle izlendi. Bir iki başlığı söyleyeceğim hemen. Geçmişteki hatalarımla yüzleştim. Ortak yaşayacağız ve bütün kadınlar kardeşimdir. En ağır öz eleştiri yaptım dediği uzun bir cevap var. Medyascope sayfasında o cevabı da bulacaksınız. Ama bir yandan da tabii Fransa gündemin en baş köşesine oturdu. Hatta Ruşen'de, evet. Ruşen Çakır'da Ahmet İnsel'le bir söyleşi yaptı. Sen sabahtan bu yana... Ya evet, bu sezon çok seçim yaptı. Çok gerçekten bu yıl. Biliyorduk aslında 2024'ün bu kadar çok seçim yapacağını ama beklediğimiz seçimler vardı, beklemediğimiz seçimler vardı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ çıkınca Macron bir hışımla, evet, meclisi feshetti ve birçoğumuz da dedi ki kumar oynuyorsun böyle yaparak. Yani aslında sağ zemin hazırlıyorsun. Ama Macron demek ki bunları ya önceden düşündü, hesapladı, birileri kulağına fısıldadı, rüya mı gördü artık bilmiyoruz. Birinci turda alınan sonuç ikinci turla aynı paralel şekilde çıkmadı ve sol ittifak kazandı Fransa'da. Bekleniyor muydu öncelikle? Ya şöyle, ben beklemiyordum açıkçası. Anketlere bakarak, yani Fransa herhalde anket konusunda güvenebileceğimiz yegane ülke olarak karşımıza çıkıyor. Anketler de aşırı sağın 200'ün üzerinde koltuk kazanacağı ama parlamentoda çoğunluğu kuramayacağı ve ittifak oluşturamayacağı yönündeydi ama beklenenin de altında kaldı. Diğer partiler, hem Macron partisi hem sol partiler, onlar kendi aralarında bir kazanacak aday stratejisi güttüler. Türkiye'de çok başarılı olmadı o seçimlerde ama Fransa'da başarılı oldu. Bazı adaylar aşırı sağ kazanmasın diye bir, yani iki ittifakta adaylarını bir adaya çektiler. Diğeri vazgeçti bazı seçim bölgelerinden ve böylece aslında biraz kazanacak aday stratejisi güderek bu seçimlerde aşırı sağın kazanmasına izin vermediler. Ama bu demek değildir ki aşırı sağ tehlikesi geçti mi Fransa'da. Daha bunu söylemek için çok erken. Ve sen bütün bu saydığın başlıkları konu alan yayınları peş peşe... Evet, hemen veriyorum. Yapıyorsun. Ahmet İnsel Ruşen, evet, abiyle yaptı zaten. Evet. Ben Soli Özel'le bir yayın kaydettim. O da bu akşam saatlerinde yayınlanacak ama üyelerimize özel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla Medyascope'a destek olmayı da unutmayın diyerek hemen parantezimizi açtık, kapattık. Fransa konusunu takip edeceğiz. Evet. Yeni başbakan kimler olacak, ne olacak, bir hükümet kurulabilecek mi, ne tarz krizlere evrilecek herhalde. Bu hafta boyu gündemimizde yer alacak anladığım kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle öyle. Bir diğer seçim de
İngiltere zaten hani orada da işçi partisi evet. kazanmıştı. Acaba bir domino etkisi olarak Avrupa'da işte böyle sağın düşüşü ve solun yükselişi mi var diye tartışmıştık. İngiltere'yi de konuşmaya devam edeceğiz. Orada da işte bakanlar atandı, yeni başbakan belli oldu. Ne tarz politikalar uygulanacak bundan sonra bakacağız. Ve İran, seninle burada ilk yaptığımız yayında geri döndüm şöyle bir baktım. Sürpriz bekliyor musun diye sormuştun. Gerçekten öyle oldu. Reformist aday Pezeşkiyan, Türk kökenli, Azeri kendisi. Söylemiştin sen. Evet, kazandı. Evet. Yani pek çoğumuza göre sürpriz olmadı aslında. Hı-hı. Ama İran'ın girdiği bu yol... Ama İran için sürpriz belki. Kesinlikle değil mi? Öyle. Bu tabii. saatten sonra izleyicilerimize... Yani ilgisi olan izleyicilerimize İran'ı yakından takip etmelerini öneririm. Bir takım değişiklikler yapılabilir, bazı reformlar yapılabilir, başörtüsü konusunda bazı esneklikler gelebilir. Yani hı hı. zorunlu başörtüsü yasasının kaldırılması çok zor. Ama bazı esneklikler Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılabilir deniyor. Onunla ilgili de bir yayın yaptık. Yine hafta boyunca izleyebilecekler. Ve en önemlisi NATO zirvesi yarın hı hı. başlıyor. 3 gün, çok yoğun gün bir hafta sürecek. Bekliyor seni Zeynep. Evet, oldukça. 2 gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün katılmak üzere ayrıldı Türkiye'den. Yarın açılış günü NATO zirvesinin. Washington'da bu sefer. Neden Washington? Çünkü 75 yıl önce NATO Washington'da kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam 4 Nisan'da 1949'da 75. yılında tekrar Washington'da bir zirve yapmak istedi liderler. Dediğim gibi yarın başlıyor. Önemli konular var. Ukrayna tabii en önemli konu. Trump, olası bir Trump başkanlığında acaba Transatlantik İttifakı'nın NATO'yu neler bekliyor gibi soru işaretleri var. Liderler bunu konuşacaklar ve tabii bizim aslında gözümüz kulağımız Erdoğan'la ABD Başkanı Joe evet. Biden görüşür mü, görüşmezler mi? Çünkü her NATO zirvesinde... Bir de tabii Esad var. Esad'a davet var bir de. Tabii bir de o konu var. Onu unuttuk. Nasıl evet, unuttuk evet. hatta doğru. Bu hafta ya da bir sonraki hafta bakalım gelişmelere göre herhalde eli kulağında artık eli davetin. Eli kulağında evet. CHP heyeti de biliyorsun bir evet, gidecekler. Evet, Özgür Özel Şam'a gideceğini ilan aynen etti. Öyle. Yani Suriye konusunda da sıcak başlıklar bizi hafta boyunca anladığım kadarıyla yaz aylarında bekliyor. Bakalım neler olacak. Evet. Takipteyiz. Takipteyiz. Peki bu kadar sıcak gündem ve başlıklar varken elbette ki Ruşen Çakır diyeceksiniz, biliyoruz. Ruşen Çakır daha önce söylemiştik ama duymayanlar için hatırlatalım. Bu ara biraz uzaktan çalışıyor fakat her an her dakikada bizimle hem bir yandan söyleşilerini sürdürüyor olacak bugün Ahmet İnsel'de olduğu gibi hem de bir yandan yazılarını yazmaya devam ediyor. Yani bütün bu saydığımız gündem maddelerinin her birinde elbette ki Ruşen Çakır da var diyelim ve hepinize iyi haftalar dileyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.